Cebirin içine iyice girmeden önce size insanlık tarihinin en büyük bilim adamlarından biri olan Galileo Galilei'nin bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Bu söz bence cebirin ve genel olarak da matematiğin en temel özelliğini içeriyor. Şöyle demiş: "Felsefe her daim gözümüzün önünde duran muhteşem bir kitap olan evrenin içinde satır satır yazılıdır. Ne var ki yazıldığı dili, kullanılan simgeleri öğrenmeden bu kitabı anlayamayız. Bu kitap matematik diliyle yazılmıştır. Bu dili bilmeyen bir kişi karanlık bir labirentin içinde amaçsızca dolaşır." Çok dramatik ve çok derin bir söz değil mi? Matematiğin özü gerçekten de budur. Cebiri derinlemesine incelemeye devam ettikçe bazı şeyleri soyutlamaya başlayacağız. Bize evrenin yapısını açıklayan temel fikirleri anlamaya başlayacağız. Bu fikirler iktisat, maliye, fizik, kimya gibi dallarda da uygulanabilir tabii ama hepsi de temelinde aynı fikirdir. Bu nedenle hepsi de söz konusu tüm uygulama alanlarından çok daha temeldir, çok daha katıksızdır. En temel fikre inmek derken ne kastettiğimi gösterebilmek için gelin evrenin matematik diliyle yazılmış en temel felsefesiyle başlayalım. En temel ve en sade fikirle başlayalım. Fikirleri soyutladıkça bir fikrin evrendeki diğer pek çok alanla bağlantılı olduğunu göreceğiz. Şimdi bir dükkanda olduğumuzu varsayalım, bir şey satın alacağız ve dükkanda indirim var. Dükkanda %30 indirim olsun. Öyle pahalı mağazalardan alışveriş yapmam. Bir atkı almak istiyorum. Atkının indirimden önceki fiyatı 20 lira olsun. Ben de bir atkıya aşağı yukarı bu kadar veririm zaten. Neyse 20 liralık bir atkı almak istiyorum ve işin güzel yanı atkılarda %30 indirim var. Peki 20 liradan ne kadar indirim yapılacağını nasıl bulabilirim? Bu tahminen daha önce karşılaştığınız bir durumdur değil mi? %30 ile 20 lirayı çarpacaksınız. İndirim miktarı eşittir %30 çarpı 20 lira. 20 lirayı mor renkle yazayım veya ondalık sayı olarak da yazabiliriz. 0,30 çarpı 20 lira. İşlemi yaparsanız 6 lira olarak bulursunuz. Şu ana kadar yeni bir şey görmedik. Peki ya bu fikri biraz genelleştirmek istersek? Bu atkıya uygulanacak indirim miktarıydı bu. Peki dükkandaki herhangi bir şeye uygulanacak indirimi bulmak istiyorsam şöyle diyebiliriz. Fiyata X diyelim, başka bir renkle yazayım. Artık bir simge kullanıyorum. Satın almak istediğim ürünün fiyatı X olsun. İndirim uygulanmamış fiyatı X olsun. O halde indirim miktarımız neye eşittir? X'in %30'una eşittir. %30 çarpı X ondalık sayı olarak yazmak istersek %30'u ondalık sayı olarak yazmak istiyorum. 0,30 çarpı X. İlginç bir yere geldik şimdi. Dükkandaki herhangi bir ürünün fiyatını bana verirseniz X yerine o fiyatı koyduğumda doğal olarak onu 0,3 ile çarpmış olacağım ve indirim miktarına ulaşacağım değil mi? Şimdi yavaş yavaş cebire giriş yapmaya başladık işte. Daha fazla cebirsel fikir inceledikçe konunun ne kadar ayrıntılı ve derin ve ne kadar güzel olduğunu göreceğiz. Buradaki işimiz henüz bitmedi. Bu konuyu daha da soyutlayabiliriz. İndirim konusunu yalnızca 20 liralık atkı için düşünmedik. Tüm ürünler için genelleştirdik. 10 liralık bir ürün için X yerine 10 lira yazarız ve 0,3 çarpı 10 deriz. İndirim 3 lira olur. Söz konusu olan 100 liralık bir ürün olsaydı indirim 30 lira olurdu değil mi? Şimdi gelin durumu daha da genelleştirelim. Şöyle diyelim. Bize verilen bir indirim yüzdesi ile indirim miktarını nasıl buluruz? Böyle bir durumda indirim, bir değişken tanımlayalım. İndirim yüzdesine P diyelim. İndirim yüzdesi P olsun. Şimdi neler yapabiliriz? İndirim miktarı, indirim yüzdesi çarpı. Önceki örneklerde %30 olarak almıştık ama şimdi P olarak alıyoruz. İndirim yüzdesi P'ye eşit. P, indirim yüzdesi çarpı söz konusu ürünün fiyatı. Ürünün indirimden önceki fiyatı neydi? O da X'ti değil mi? İndirim miktarı P çarpı X'tir. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. artık fiyatı X olan herhangi bir ürüne verilen herhangi bir indirim yüzdesi uygulandığındaki indirim miktarını hesaplayabiliyoruz. İndirim kelimesini kullanmak zorunda da değildik. İndirim miktarı Y olsun diyebilirdik. İndirim miktarı Y olsun. Böylece aynı şeyi indirim kelimesini kullanmak yerine Y yazarak ifade edebilirdik. Y eşittir indirim yüzdesi olan P çarpı ürünün indirimden önceki fiyatı, yani çarpı X. Bu harfleri dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Y yerine Yunan alfabesinden bir harf veya başka bir simge kullanabilirsiniz. Yeter ki karıştırmayın. O simge her yerde yapılan indirim miktarını temsil etsin. Durum artık daha da ilginç bir hal aldı. Böyle bir ilişkiyi, bu aslında bir eşitliktir. Y'yi sağdaki çarpıma eşitliyorsunuz. Buna bu nedenle eşitlik diyoruz zaten. Bu ilişkiyi bir dükkanda yapılan indirim miktarıyla hiçbir ilgisi olmayan şeyler için de kullanabilirsiniz. Örneğin fizikte kuvvet kütle çarpı ivmeye eşittir, değil mi? Harfler farklı ama temeldeki fikir aynıdır. Y eşittir kuvvet deyip sonra da P eşittir kütle. Herkesin ilk aklına gelecek simgeler bunlar olmaz tabii ama birbirinden tamamen farklı iki şeye uygulanan fikirlerin aslında aynı olduğunu, aralarındaki ilişkinin aynı olduğunu göstermek istiyorum. X eşittir ivme diyebiliriz. X eşittir ivme. Bu noktadan sonra o ünlü kuvvet eşittir kütle çarpı ivme denklemi başka simgeler kullanılarak yazılabilir ama temeldeki fikir aynı kalır. Y yani kuvvet eşittir kütle. Burada kütle yerine P'yi kullandık. P çarpı ivme. İvme içinde X simgesini kullandık. Çarpı X. Bu iki eşitlik birbirinin aynı. Evet. Bu eşitliği alıp farklı alanlarda kullanabiliriz. Örneğin iktisatta kullanabiliriz veya maliyede kullanabiliriz veya bilgisayar bilimlerinde kullanabiliriz. Mantıkta veya elektrik mühendisliğinde de kullanabiliriz. Nerede isterseniz muhasebede. Bu denklem sonsuz sayıda uygulama alanı içerir, değil mi? Matematiğin güzel yanı da özellikle de cebirin güzel yanı burada gerçekleştirdiğimiz soyutlama işlemine odaklanıp bu işlemi dilediğimiz şekilde değiştirebilmemizdir. Bu değişiklikler sayesinde keşfettiklerimizi de diğer alanlarda uygulayabiliriz, hem de hepsinde. İşin daha da güzel yanı bu durum. Her türlü insani tanımlamadan ve insani uygulama alanlarından arındırdığımızda evrenin temel yapısının nasıl olduğunu söyler. Şöyle bir örnek verelim. Y, P çarpı X'e eşit olsun. Biri çıkıp bende Y var derse, sonra başka biri daha çıkıp bende de P çarpı X var derse, ben de onlara İkinizde de aynı şey var diyebilirim. Bunlardan birini bir sayıya böleceksiniz ve eşitliğin buna rağmen sağlanmasını istiyorsanız diğer yanı da aynı sayıya bölmeniz gerekir, değil mi? Örneğin diyelim ki y'nin p çarpı x'e eşit olduğunu biliyoruz. Y bölü x neye eşit olur acaba sorusunu sorduğunuzu varsayalım. Y p çarpı x'e eşit olduğundan y bölü x de p çarpı x'in x'e bölümüne eşittir. Bu ilginç bir durum çünkü p çarpı x bölü x. Bir sayıyı bir sayıyla çarpıp sonra yine o sayıya bölerseniz ilk baştaki sayıya ulaşırsınız. 5 ile çarpıp 5'e bölerseniz elinizde tekrar p veya ilk başta hangi sayı varsa o kalır. Yani bunlar sadeleşir. Buradaki soyutlama işlemini gerçekleştirince elimizde y bölü x eşittir p kalır. X'i yeşil renkte yazayım. Y bölü x eşittir p. Bu eşitlikten yola çıkarak elimizdeki fikirlerden her biri için çıkarımlarda bulunabiliriz. Bu fikir evren hakkındaki temel bir gerçek aslında ve burada saydığımız uygulama alanlarıyla neredeyse hiçbir bağlantısı da yok. Artık bu fikri alıp herhangi bir alanda uygulayabilirsiniz. Asıl ilginç olan yeni bir aslında sonsuz sayıda uygulama alanımız var ve bunların çoğundan haberimiz bile yok. Önümüzdeki 1000 yıl içinde yeni uygulama alanları keşfedeceğiz. Galileo'nun evrenin felsefesini anlamamızı sağlayan dil matematiktir sözünü neden söylediğini umarım şimdi anlıyorsunuzdur. Bize tamamen yabancı olan bir uzaylı canlı türü bizimle bağlantıya geçerse üzerinde anlaşacağımız ilk ortak paydanın matematik olacağı bu yüzden söyleniyor galiba. Matematik, iletişime geçebilmemiz için üzerinde anlaşacağımız bir ortak zemin olacak.